Bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden çalışmaya başlayacak ve muhtemelen en düşük memur maaşını Türkiye Büyük Millet Meclisi belirleyecek. İktidar belirleyecek. 2012 yılında en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı seviyesindeymiş. Biz seçim dönemi bunu baz alarak o günkü asgari ücretin 2,5 katı seviyesini hesaplayarak hiç değilse 10 yıl önceki standartları memurlarımız yakalasın diyerek bir öneride bulunduk. 5 Mayıs günü biz en düşük memur maaşını 21.265 lira olarak öngördük ve söz verdik. Hemen birkaç gün sonra, 6 gün sonra 11 Mayıs'ta AK Parti sözcüleri dediler ki madem onlar 21.265 lira diyor, biz de 22.000 lira diyoruz dediler. Resmen onlar ne veriyorsa biz bir fazlasını veriyoruz'a getirdiler. Şimdi asgari ücret arttı. Asgari ücret 11.402 lira oldu. Biz bu 11.402 liranın da yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak yine hiç değilse 2012 rakamlarına döneceksek 11.402 liradan 2,5 katlık bir fark aldığımızda en düşük memur maaşının 28.505 lira olması gerekiyor. Asgari ücret 11.402 liraysa en düşük memur maaşı hiç değilse 2012 standartlarına dönebilmemiz için 28.505 lira olması gerekiyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücret önerimiz 15.000 liraydı. Bizim önerimizin üzerinden gidersek ve yine 2012 standartlarına dönmek için 2,5 katlık farkı alırsak en düşük memur maaşının 37.500 lira olması gerekiyor. Bu olur mu? Bu makul mü? Bu rakamlar çok mu büyük? Evet, bu rakamlar normal şartlar altında çok büyük. Ancak bu enflasyonist ortamda büyük değil. Bu rakamlar evet çok büyük. Ancak madeni paranın, basın masrafının, madeni paranın değerinin altında olduğu bir ortamda çok büyük değil. Evet, bu rakamlar çok büyük. Ancak alım gücünün bu kadar düştüğü bir ortamda büyük değil. Yoksulluk sınırının 33.750 lira olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksulluk sınırı 33.750 liraysa bizim hem asgari ücret önerimiz hem de 2,5 katıyla çarpıp 2012 standartlarına dönüp bulduğumuz 37.500 liralık en düşük memur maaşı önerimiz birbirini tutuyor. Buradan şu sonuç çıkıyor. 1. 2012 standartlarına dönmek istememiz çok normal. 2. Eğer biz seçim kampanyasında 5 Mayıs'ta 21.265 lira olacak en düşük memur maaşı demeseydik, AK Parti 6 gün sonra 22.000 lira rakamını telaffuz etmeyecekti. 3. Bu 2,5 katlık farkın hiç değilse 10 yılın telafisi olduğunu söylemeseydik, bu 28.505 rakamına ulaşamayacaktık. 4. Bizim önerimiz 15.000 liraydı asgari ücretle ilgili. Yine 2,5 kat farkla buraya döndüğümüzde 37.500 lira en düşük memur maaşını bulamayacaktık. 5. Yoksulluk sınırının 33.750 lira olduğu yerde çok değil 4.000 lira dahi olmayan bir üstünde farkla bu işi bitirelim önerimiz sabit bir noktaya oturamayacaktı. Maalesef biz ekonomik rakamları verirken, biz maaşları konuşurken açlık sınırında hesap yapmaya alıştırıldık. Hiçbir memurumuz yoksulluk sınırının altında kalmamalı, asgari ücret 15.000 lira olmalı, en düşük memur maaşı 37.500 lira olmalı.